hastalıklar belli mantralarla, bitkilerle, şifa yöntemleriyle eskiden onları da böyle. Yapıyorsunuz değil mi? Ben onları da yapıyorum. Şaman felsefesini de uyguluyorum. Reiki uyguluyorum. Theta Healing uyguluyorum. Transandantal meditasyon uyguluyorum. Yurt dışında şu anda çok inanılmaz yaygın. Ne stres farkı var? Ne onun yöntemi? Bunlar her biri birer pastanın dilimleri aslında. Ama hepsinin ortak amacı insanı daha mutlu, daha huzurlu, daha farkında, kendinin farkında olmasını sağlamak, daha kaliteli bir yaşam sağlamak. Peki Binnur Hanımcığım, yani kendinin farkında varmak derken şu mu? Ben ne istiyorum? Ben nasıl bir insan hayatıma sokmayı istiyorum? Bu mudur farkındalık? Yani sadece yaşamla ilgili değil, kendi bu yaşamda ve bu yaşama gelişin, bu yaşamda yaşadığı anda olmanın, geçmişe takılmadan, geçmişin üzüntüleriyle boğuşup orada kalmadan, geleceğin kaygılarıyla korkmadan, anın farkına varmak diye bir şey var. Farkında olmak bu demektir aslında. Evet. Farkında olduğumuzda anda aslında olay yaşanır. Şimdi biz buradayız ve bu anın farkındayız. Evet. Bundan sonrası yaşamın akışı içinde zaten var. Buraya nasıl geldiğim, nasıl bir yolculuk geçirdiğim ya da bu ana geliş amacıma takılırsam bu anın keyfini yaşayamam. Doğru. Anda çözümler. Anın farkına varan insan, farkında olan insandır ve yaşamda keyif almayı bilir, mutlu olmayı bilir, yaşamın tadını almayı, haz almayı bilir, ilişkilere daha doğru odaklanır. Şimdi ilişkileri konuşacağız birazdan. O çok önemli bir konu çünkü hakikaten ilişkiler bitiyor. Evlenilmeden, nikah masasına taşınmadan bitiyor. Bir sürü evlilikler de bitebiliyor. Yani insanların artık birbirini bulması da çok çok zorlaştı. Evet. Onlara geleceğiz ayrıntılı olarak. Bunun nedenlerini soracağım ama şimdi önce bir olumlamadan bahsettik programın başında. Olumlama konuşacağız dedik. Şimdi olumlama nedir? Öncelikle bir onu sorayım. Ya olumlama ve olumlamalar nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Bir insanın kendi kendine yaptığı telkinlerden bazıları bunlar. Özellikle kendi kendimize kaldığımız bir anda, bir nefesle beraber, derin bir diyafram nefesi, nefes de çok önemli. Çünkü bedenimize aldığımız oksijeni bedenimizdeki tüm hücrelere göndermemiz gerekiyor. Aldığımız nefesle beraber şükrederek yapmamız gereken bir olumlama var. Şükür kelimesinin çoğaltan bir etkisi var. Neyin önüne getirirseniz o sizi çoğaltır, o sizi arttırır, o sizi güçlendirir. Tabii. Ve ben kelimesiyle başladığınız her olumlama sizde impaslarla tek 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 bilincinize ve bilinçaltınıza gider ve sizi kodlar. Özellikle gece uyumadan yaptığınız her olumlama bilinçaltınıza sabaha kadar çalışır. Evet. Mesela bir olumlama yapabiliriz şu an. Kendi adınızla bunu yapacak olan bensem, ben kendi adımla başlıyorum. Diyorum ki ben Binnur Duman, şükürler olsun. Ben değerliyim, ben dengedeyim, ben huzurluyum, ben güvendeyim, ben sağlıklıyım, ben başarılıyım, ben kendime güveniyorum. Ben kahramanım. Ben bolluk ve bereket içindeyim. İhtiyacım olan her şey bana sevgiyle geliyor. Evren bana tüm güzel mucizelerini sunuyor. Ben şans, mutluluk, para mıknatısıyım. Bugün sahip olduklarıma sevgiyle şükrediyorum. Sevgiyle mutluluk dolu tüm güzel mucizeleri hayatıma alıyorum, çekiyorum, kabul ediyorum. Kendimi affediyorum. Öfke ve kırgınlıklarımı affediyorum. Beni kıran, üzen insanları affediyorum. Evrene bırakıyorum. Ben değerliyim. Ben dengedeyim. Ben özgürüm. Her geçen gün daha da güçleniyorum. Sonsuz olan sevgiyle, ışıkla doluyum. Ben kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yaratılan her şeyi seviyorum. Sonsuz şükürler olsun. Böyle bir olumlama. Muhteşem. İnsanı pozitif olarak yükler. Ama o ses tonunuz da o kadar güzel ki yani böyle çok tabiri caizse ederim. Kadife gibi. Aa, çok bu olumlamayla ederim. Çok bütünleşik bir şekilde. Sen bana ve izleyicimize sen yok bunun öyle. Farkında olmak da çok güzel öyle, bir şey. Öyle izleyicimize de bana da öyle geldi çok yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Uykudan önce yapılan böyle bir olumlama sabaha kadar tüm beyin hücrelerinde tek tek impaslarla kodlanır. Hücrelerinize tek tek gider ve siz sabah uyandığınızda gerçekten kendinizi varsa suçluluk duygularınızı affetmiş, yaratılan her şeyi seven,
varoluşu seven. Hani diyoruz ya kötü enerji neden artıyor? Böyle bir olumlama yapıp uyuduğumuzda sabah kalktığımızda biz zaten iyi insanız. Peki ama biz şimdi zaten pozitifiz. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi empati yapıyorum ben. İzleyicilerimiz de muhakkak ki bunu düşünebilirler. Binnur Hanımcığım, siz çok başarılısınız. Hakikaten sizin bu yöntemlerinizle de terapi yaptığınız kişiyi tanıyorum ben. Çok hani yaşamış olduğu bazı şeyleri anlattı ve sonrasında da çok sizden sonrasında da gayet pozitif bir şekilde hayatına devam ettiğini söyledi. Şükürler olsun. Ama, ben çok mutlu oluyorum bunları evet, duyduğumda. Ama, şükürler olsun. Şimdi şöyle bir şey var işte izleyicilerimizde de muhakkak olacak. Şimdi ben çok kötü bir gece geçirdim mesela şimdi. Ben onun hepsini yarım saatte alabilirim. Hayır, baştan anlatıyorum şimdi. Ben çok kötü bir gece geçirdim. Yani terk edildim, aldatıldım, ağlıyorum, feci durumdayım. Şimdi ben o halde nasıl olumlama yapayım o zihinle? Şimdi çok haklısın. Ben burada hani isim paylaşmak asla istemiyorum. Bir gün önce intiharı denemiş bir danışanım. Şaka. Gerçekten. Bir gün önce çok kötü bir hafta geçirmiş ve tam bunun eşiğinde gelen bir danışanım, yaşı da oldukça ileri, bütün bu yaşadıklarını artık kaldıramayacağı bir noktaya gelmiş. Ruhsal olarak birçok yardım almış, profesyonel anlamda yardımlar da almış ama bir çözüm yolu bulamamış. Hı hı. Geldiğinde önce bir arındırma yaptım, yani zihnini arındırdım. Hı hı. Zihinsel arınmanın arkasından duygusal arındırma yaptım ve bilinç ve bilinçaltı çalışması yaptım. Bu 1,5-2 saatlik bir çalışma, bu yaptığımız çalışmanın süreci. 2 saat sonra ben de sanki haftalarca uyumuş, dinlenmiş ve kötü bir rüyadan uyanmış gibiyim. Çok iyi geldi bana. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Dedim ki yarın tekrar geleceksin ve ben senin bilinç kodlamanı yapacağım. Bundan sonra asla benzer duygu değişimlerini yaşamaman ve hayatında bu yaptığım çalışmanın kalıcı olmasını sağlamak için ikinci bir çalışma daha yapmamız gerekiyor. İkinci gün koşarak geldi. Çalışmamızı yaptık. Şimdi sürekli teşekkürler içerisinde bana teşekkürle dönüyor. Yani ne güzel, bunları duydukça ben de çok mutlu oluyorum. Aslında bende bir hüner yok. Ben bildiğim yöntem ve teknikleri uygulamaktan tabii. Yaradan'ın bir kuluyum, bir kanalım aslında ben. Her şey kişi ve Yaradan arasındaki evet. bağlantıyla alakalı. Bu bir yani din değil. Siz elçisiniz aslında. Kesinlikle. Hani. Bu evet, bir vesile. Din değil. Bu bir şifa yöntemleri, şifa Hı-hı. teknikleri. Bu arada benim biraz kendi atalarımdan, doğuştan getirdiğim bir şifa kanallığım var. Onun üzerine ben kattıklarımla, işte eğitmen, kimya, simya, pedagogluk, şaman felsefeleri, bilinçaltı yöntemleri, reiki, theta healing ya da transandantal meditasyon. Bunlar sonradan harmanladınız. Onu evet, besleyerek ortaya çıkarmak bir sentez. Bugün evet. insanlara daha nasıl faydalı olabilirim diye gittim hipnoz eğitimleri aldım. Ne güzel. Ya da başka ne öğrenebilirim, ne katabilirim? Çünkü bir dilimle, iki dilimle olay olmuyor. Ama bir tek reiki ile olmuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani bu da bir yapıdır. Siz okumayı da öğrenmeyi de çok seviyorsunuz. Şükürler İki olsun. Üniversiteyi bitirmek yani her yerin harcı değil. Ve o iki üniversitenin haricinde de... Ya o gücü veriyor Yaradan. Evet ama güçle ilgili bir şey değil ki bu. Azim yani ve istek. Biraz azim, istekle evet, alakalı evet, bir şey. O evet. istek de var sizde. Ve bunun yanı sıra da buna yönelik de hipnoz eğitimi olsun vesaire eğitimler evet, aldınız. Evet, yani evet. hakikaten de tebrik ediyorum. Çok teşekkür İşin ediyorum. İşin ehli olabilmek çok önemli. Kesinlikle. Yani günümüzde kişisel gelişim eğitimimi veren herkese çok saygı duyuyorum. Çok evet. teşekkür ediyorum ama enerji danışmanlığı yapan herkese... giden insanlar için sadece küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen tabii. Kişiyi, enerjisini alacakları kişiyi lütfen ona giden daha önceki danışanların aldıkları referanslarla gitsinler. Evet. Medyatik olmak hiç önemli değil. Aa, tabii ki. Çok reklam yapıyor olmak çok önemli değil. Tabii. Ya da çok üniversite bitirmek de önemli değil. Birkaç günlük eğitimlerle bunlar alınabiliyor. Benden de insanlar Reiki Master, Master Teacher eğitimleri alıyor. Ben bunların eğitimleri verebiliyorum. Ama Master'lık ve Master Teacher'lık yani hocalık aşamasına getirdiğim danışanlarımı gerçekten ciddi anlamda yolculuklarında doğru donelerle yetiştirmeye, bildiğim teknikleri öğretmeye çalışıyorum. Çünkü ona gelecek olan insanlar ruhlarını teslim ediyor. Doğru. Auralarını teslim ediyor. Bir insanın aurasına girmek, evet. bir insanın bilincine, bilinçaltına girmek ciddi anlamda emniyet yani etkinlik ve yetkinlik gerektiren bir şey.
Yetkin olmanız gerekir bu konuda. Eğer yetkin değilseniz yaptığınız çalışma fayda yerine zarar getirebilir. Vicdansızlık da olur yani. Kesinlikle. Şarlatan demek istemiyorum ama maalesef var, bunları var. Sorgulamak gerekiyor. Herkese saygı duyuyorum ama ciddi anlamda bunu yapan doğru kanallarla çalışmanın faydasının olacağını kesinlikle düşünüyorum. Bazı insanlar hani hakikaten şarlatan dediğiniz gibi insanların da duygularını sömürüyorlar. Onlara itibar ya etmeyin. O insanlar lütfen. Zaten Berat'cığım çaresizler, tabii. Umutsuzlar. Zaten çözüm yolları arıyorlar. Bu çözüm yolları arayan insanlara doğru çözüm yollarını göstermektir. Hünerli olmak, tabii. Değerli olmak. Kandırmak değildir. Kesinlikle. Peki yani. Binur Hanımcığım, şimdi mesela olumlama dedik, kabul etme dedik. Mesela ihanete uğramış bir kadını ele alırsak, ihaneti kabul ettiği zaman mı mutlu olur? Affetmekten bahsediyoruz. Affetmekten. Yani hani aslında o ihanete eden kişiye olan kızgınlığıyla kendine mi kötülük yapıyor iç dünyasında? Evet, çok aslında çok güzel bir noktaya değindin. Affetmek o insanı haklı kılmak demek değildir. Özellikle senin bahsettiğin konudan bahsediyorum. Yani ihanete uğramak. İhanete uğrayan, ihaneti yapan insan zaten zayıf bir karakter. Aslında o kötü enerjiyi yayan kişi kendine ait olan enerjiyi yayıyor. Doğru. Ama o enerjiye maruz kalan diğer taraf acıyı çeken, üzülen. Aslında bunu hak eden kişi o değil. Aldatan önce kendisini aldatır. Tabii. Biliyoruz bunun böyle olduğunu. Fakat affetmek demek onu kabul etmek demek değildir. Onu haklı bulmak demek değildir. Onu sırtında taşımaktan kurtulmak demektir. Yani birilerine kin ve nefret güttüğümüzde, birilerini zihnimizde affetmediğimizde ve onları hafızamızda saklamaya devam ettiğimiz sürece bedava kiracılar diye bir ifade söyleyeceğim. Zihnimizi boş yere meşgul eder. Affettiğiniz zaman öfkenin, kinin, nefretin hapishanesinden kendinizi kurtarırsınız ve kendinizi özgürleştirirsiniz. Aslında affettiğiniz kendinizsinizdir. Kendinizin ne kadar değerli olduğunuzun, bu yaşamın size bir hediye olduğunun farkına vardığınızda bununla zaman kaybetmemek gerektiğini, evrende milyarlarca ruh var. O sizin için doğru ruh olmayabilir, doğru enerji olmayabilir, sizi aldatmış olabilir. Sizin hologramınızdan düşmesi gereken, titreşimi size uygun olmayan bir kişi demektir. Herkesin yaydığı bir frekans ve bir titreşim vardır. O hatayla aslında kendisini ele veriyor. Senin titreşimine uygun birisi olmadığı için kendine uygun birisiyle bu olayı...